Mutfağımızdan tekrar merhaba. Evde ve evde olan malzemelerle ve ekonomik mangallık, ızgaralık müthiş lezzetli tavuk ızgara tarifiyle geldim. Evde, ocakta, mühür tavasında arkadaşlar. Malzemeleri 1 kilo tavuk göğsümüz var. Tavuk göğsümüzü jülyen olarak doğrattım. Sosumuz için 2 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağına yakın yoğurt suyumuz var. Yoğurt suyumuz da evde kendi yapmış olduğum yoğurttan yaptım arkadaşlar. Mutlaka ev yoğurdu olsun. 2 çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı kekik, 8 yemek kaşığı sıvı yağ ve zeytinyağı arkadaşlar. 4 yemek kaşığını sıvı yağ, 4 yemek kaşığını da zeytinyağı olarak kullanacağım. 4 diş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber. Hemen sosumuzu yapmakla işe başlıyorum. Şöyle güzelce yoğurt suyumuzu kabımıza aldım. Hemen salçalarımızı da ilave ediyorum. Ve baharatlarımızı da tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz, kekik. Kekik arkadaşlar ızgarada genelde piştiği zaman acı oluyor. İsterseniz katın, isterseniz katmayın. Ne kadar az ilave edersek o kadar iyi olur ızgaramız diyebilirim. Hemen bütün baharatlarımızı da ilave ettim. Ön hazırlık olarak arkadaşlar şöyle sarımsağımızı güzelce iyice ezdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi suyu çıktı. Hemen sarımsağımızı da güzelce ilave ediyorum. Tabii şu kenarda kalanları da alayım. Şöyle çırpıcı yardımıyla güzelce çırpacağım. İyice salçamız yoğurt suyuyla, baharatlarla bütünleşti. Hemen üzerine zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı ilave ediyorum. Yine güzelce bir çırpacağım. Ve tavuğumuzu ilave ediyorum. Tavuk göğsümüzü. Şöyle elimizle iyice güzelce bütünleştiriyorum. Şu sosun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Tavuğumuzu sosumuzla beraber buzdolabına alacağım. 2-2,5 saat, 1-1,5 saat de yeterli arkadaşlar. Tabii ki streç filmle güzelce kapatacağım üzerini. Ve doğru buzdolabına gidiyoruz. Mühür tavamızı ocağa aldım. Güzelce ısıttım arkadaşlar. Isındıktan sonra şöyle hafif bir yağladım. Çok yağlamadım. Elimi şöyle uzatıyorum. Isı elime gelince güzelce tavuklarımızı içerisine alıyorum. Ateşimizi harlı yapmayacağız arkadaşlar. Orta ateşte pişireceğiz ki yanmasın, yanık oluşmasın. Zaten salçayla zırh gibi tavuğumuz kaplandığı için sosuyla çok rahatlıkla içi suluk suluk bir ızgaramız olmuş olacak. Pişirmeye devam ediyorum. Tavuk ızgaramız pişti arkadaşlar. Doğru servise geçiyorum. Like atmayı unutmayın. Tavuk ızgaramız hazır. Güzelce şöyle büyük bir porsiyon ayarladım arkadaşlar. Yanında cacık olur, ayran olur, pilav olur, çorba olur, piyaz salata olur. Siz ne isterseniz denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Muhteşem oluyor diyebilirim arkadaşlar. Bizim evde ocakta yapmış olduğum bu tavuk ızgarayı inanın herkes çok seviyor. Yine bir videomuzun sonuna geldim. Sizler bu muhteşem tavuk ızgarayı izlerken ben buradan sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Kanala abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.